Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Doktor Bekir Gür. Kendisi Ankara'dan buraya geldi. SETA Eğitim Koordinatörü. Mutlaka SETA diye bir şeyi herhalde duymuşsunuzdur. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Merkezi Ankara'da bir sivil toplum örgütü kendisi. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ben kısaca kendisiyle ilgili birkaç tanıtıcı bilgi vermek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde tamamlıyor. Daha sonra ise gene doktorasını Amerika'da Utah State Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında gerçekleştiriyor. Ve şu anda da dediğim gibi hem üniversitede hocalık yapıyor, hem eğitim konusunda önde gelen bir sivil toplum örgütü olan SETA'da eğitim konusunda koordinatörlük yapıyor. Kendisini birkaç gün, dün akşam değil, bir önceki akşam ben NTV'de izledim. Gündemle ilgili, konularla ilgili. Bugün sizlere biz daha önceki çağırdığımız eğitim alanındaki konuklarda, yani mesela yapılandırmacılığın ne demek olduğunu, bunun faydalarını vesairesi üzerinde konuştuk. Şimdi bugün Bekir Bey o konulara birazcık daha eleştiren bakan bir hocamız. Dolayısıyla sizlere de farklı bir perspektif kazandıracağını düşünüyorum ve kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ve ilk sorumuzu sormak, bu arada size ben baştan ifade edeyim. Kendisinin de Zafer Çelik'le birlikte hazırladığı Türk Milli Eğitim Sistemi başlıklı bir rapor var. Bu raporun dışında SETA'nın hazırladığı Özel Dershaneler Gölge Eğitim Sistemi ile Yüzleşmek diye yeni çıkan bir rapor ve Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları diye bir diğer raporda var. Ayrıca Google'a girerseniz, SETA derseniz internet üzerinden bunları da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kendisi ayrıca çıkışta bu raporlardan hepinize yetmeyebilir ama biraz daha ilgi duyan arkadaşlarımız bu raporları ücretsiz olarak çıkışta da alabilir. Onu da belirtmek istiyorum. Ve hocamıza ben ilk soruyu güncel bir konuyla ilgili sormak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık bir haftadan beri bütün televizyon kanallarında son yapılan yükseköğretime geçiş sınavında şifre krizi, şifre var mıdır yok mudur, sınavın güvenliği konusu tartışılıyor. Hocamız da dün akşam değil de bir önceki akşam ben NTV'de bu konuyla ilgili görüşlerini biraz dinleme fırsatım oldu. Siz de mutlaka merak ediyorsunuzdur. Yakınlarınızdan üniversite sınavına girenler vardır. Sınav iptal olacak mı, olmayacak mı diye. İlk olarak hocam şunu soralım. Böyle bir şifre sorunu niçin çıktı? Yani öncelikli olarak bu problemi bir tanımlarsak, problemin kendisi nedir? Daha sonradan da bu problem ne kadar gerçek bir sınav güvenliğiyle ilgili bir problemdir? Buyurun hocam. Teşekkürler hocam, sağ olun. Beni konuk ettiğiniz için. Bu son soruyla başlayacak olursak, son birkaç gün ben de yoğun olarak bu konu üzerine eğildim. Yani kitapçıkları inceledik, işte neler var, işte şifrelerden bahsedildi ilk günler, sonra algoritmalardan bahsedildi. Daha sonra işte birçok kriptoloji uzmanı ekranlarda görülmeye başladı. Onlar değişik şeyler söylediler. Şu an gelinen nokta ilk günden biraz farklı. Yani ilk gün 2 Nisan'da ilk bu iddialar ortaya atıldığı zaman basına verilen kitapçıkta işte matematik sorularında bir takım iddialar vardı. İşte küçükten büyüğe sıralandığı zaman rakamlar, doğru cevaplar çakışıyor diye. Tabii o iddiaları ÖSYM şöyle açıkladı. İşte bu sadece basına verilen kitapçıkta böyle dendi. Türkiye 2-3 gün onu tartıştı. Yani sadece basına verilen kitapçıkta mı bu var, yoksa diğer kitapçıklarda da mı bu şekilde diye. Bu tartışmalar uzayacağını anlayan ÖSYM ertesi gün bu kitapçıkları internete yüklemeye başladı. Yani pazar gününden itibaren bütün öğrencilerin kitapçıklarını yüklemeye başladı. Hala da yüklüyor. Yani en son ben baktığımda 500 bin kitapçık falan
yüklenmişti. Şimdi belki 600-700 bin olmuştur. Dolayısıyla o işlemler devam ediyor. Fakat bu arada başka iddialar ortaya atıldı. İşte ondan bir tanesi de bu şifrelemenin şeyden ibaret olmadı. Yani basına verilen kitapçıktan ibaret olmadı. Bütün adaylara verilen soru kitapçıklarında da bir takım şifrelerin olduğu söylendi. Tabii bu şifre kelimesi de şifreli bir kelime. Yani özellikle bu KPSS kopya skandalı sonrası işte o bir takım gruplarla ilişkilendirildiği için o sorunlar. Burada da aslında o şifre kelimesinde öyle bir şifre var. Yani yine aslında birileri bunu organize bir şekilde yapmış mıdır, yapmamış mıdır şeklinde bir şey var, tartışma var ama bu çok açık bir şekilde dile getirilmiyor. Yani asıl mesele kitapçıklarda bir şifre olması, algoritma olması, kriptoloji uzmanlarına danışılmasından ziyade aslında işte sınavın bir şekilde birilerini kayırıp kayırmadığı sorusu. Şimdi mesele bu şekilde, yani bu zaviyeden bakacak olursak, yani sınav güvenliğini tehdit eden bir husus var mı yok mu? Ben şöyle düşünüyorum, eğer adaylara bu kitapçıklarda olan her neyse, yani ister adına algoritma deyin, ister ÖSYM'nin uygulama, ÖSYM uygulama diyor, ister siz şifre deyin, bunlar kitapçıkta olsa bile adaya önceden bunun sızdırılmadığından emin isek, ki bunu savcılık incelemesi gösterecek, o zaman bence telaş edecek, telaşa mahal yok. Yani çok fazla telaş edecek bir husus yok. Çünkü bu şifrelerin şimdi bizim gözümüze çok basit görünmesi sınavdan 10 gün sonra ve elimizde cevap anahtarı olduğu için böyle. Yani biz eğer elimizde cevap anahtarı olmasa ve biz o soruları çözümlerini bilmesek o şifreler, o algoritmalar bize şu an göründüğü kadar kolay görünmeyecek. Ben mesela kendim bu yıl sınava girdim. Ben mesela matematik öğretmenliği mezunuyum ve bazı soruları yapamadım. Yani uzun yıllardır ilgilenmediğim için bazı soruları yapamadım. Ve yapamadım, soruları da boş bıraktım. Bazı soruları da yanlış yaptım, geçtim. Yani şimdi normalde sınava giren bir aday sorularını yapabildiğini yapar. Yapamadığını da boş bırakır, hocam, geçer. O zaman sizde şifre yokmuş. Yani bizde bir şifre yok. En azından bireysel olarak bizde bir şifre yok. Şimdi peki niye algoritmalar var? Yani bence bu sınav güvenliği açısından bir sıkıntı yok. Zaten şu ana kadar benim tahminim eğer bir sızıntı olsaydı, bir sızma olsaydı şu ana kadar açığa çıkardı. Zaten basın son 2-3 gündür iddialarını değiştirdi. Yani son 2-3 gündür asıl meseleyi ÖSYM'nin beceriksizliği üzerinden tartışıyorlar. Yani tamam kardeşim bir sızma olmayabilir ama yani niye ÖSYM bunu yapıyor? Bu da bir iptal nedeni değil midir? Tartışmasına döndü. Dolayısıyla konu ilk günkü tartışmadan bayağı uzaklaştı. Yani ilk günkü tartışma o basına verilen kitapçıkta olan şeyin diğer kitapçıklarda da olup olmadı. Onun olmadığı anlaşıldı. Yani öyle bir şey yok. Sonra algoritmalar açığa çıktı. Şimdi şöyle bir iddiası var basının. Ya bu algoritmalar çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. İşte biliyorsunuz ODTÜ'den bir tane kriptoloji hocası çıkardılar. Ki kendisinin kriptolojiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Tamamen elektronik alanda çalışan birisi. Daha önce de başörtüsü tartışmalarında ekranlarda boy göstermiş birisi. Yani işte bir elektronik hocası olarak nasıl başörtüsü tartışmalarına yer aldıysa aynı şekilde bir elektronik hocası olarak gelip işte eğitimle ilgili, kriptolojiyle ilgili bir tartışmada yer alıyor. Yani kendisinin konuyla pek ilgisi yok ama kamuoyuna böyle yansıtıldı. İşte kriptoloji hocası, ODTÜ'den bir tane doçent diyor ki bu algoritmalar çok kolay bir şekilde çözülebilir. Ve işte NTV'de de hocamın bahsettiği programda şöyle bir örnek verdi. Dedi ki ben 3 tane soruyu çözdüm. Ve o algoritmayı bulduğum için 4. soruyu da basın mensubu arkadaşlar çözdü. Yani o kadar kolay ki artık o şeyi görmek, şifreleri görmek o kadar kolay ki ben 3 tane soruyu çözünce 4.'yü de bu konuyu hiç bilmeyen, anlamayan birisi rahatlıkla çözdü. Siz de o zaman benim hatırladığım kadarıyla şey yaptınız. Bir başka sınavı mı ne sınavını gösterdiniz. Bunu da çözün dediniz. Onu cevap vermediler. Yani ben de şöyle bir şey önerdim. Ya madem bu şifreler bu kadar kolay. Ben de size başka bir kitapçık
veriyorum. Ve bu kitapçık, benim çıkardığım kitapçık gerçek bir kitapçıktı. Yani ÜDS sınavının kitapçığıydı. ÜDS de aynı yöntemle üretilmiş. Yani bir önceki, yani bir ay önceki yapılan işte İngilizce üniversite arası dil sınavı aynı yöntemle yapılmış. Aynı algoritmalar kullanılmış. O zaman dedim buyurun, yani 10 dakika süre verelim size. 3 tane soruyu çözün. Yani normal adaylar işte 3 soruyu kaç dakikada çözer bilemediniz. 6 dakikada çözer. Size 10 dakika verelim. 3 soruyu çözün. Yani dördüncüyü de buradaki kameraman arkadaşımız çözsün. Tabii dediler ki ya o başka bir sınav. Tabii ki başka sınav. Yani bütün mesele de bu. Yani biz şimdi geriye dönük olarak üniversite giriş sınavına bakıyoruz. Elimizde doğru cevaplar var. Yanıtları biliyoruz. Ve oradan bir takım örüntüler görüyoruz. Bir takım benzerlikler görüyoruz. Ve bundan dolayı sınav iptal edilmeli diyoruz. Çünkü diyoruz algoritma çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Oysa kolay bir şekilde çözülemiyor. İki gün önce şöyle bir gelişme oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Ali Nesin güzel bir açıklama yaptı. Ben yani matematiksel olarak doğru bulduğum bir açıklama. Dedi ki eğer bir öğrenci sınavda bu algoritmaları çözebildiyse kendi başına, o çocuğu zaten üniversite sınavına almaya gerek yok. Onu doğrudan üniversiteye almak lazım. Yani o kadar dahi birisidir. Çünkü normalde normal bir öğrencinin hele sınavda böyle bir şifreyi fark etmesi mümkün değil. Şimdi bunlar işin şey boyutu, yani sınavın iptaliyle ilgili boyutu. Yani bence somut olarak şu an iptali gerektiren hiçbir husus yok. Fakat ortada şöyle bir vaka da var. Yani ÖSYM bunu daha iyi hazırlayabilir miydi? Yani bu süreci daha iyi yönetebilir miydi? Burada tabii ki değişik görüşler var. Mesela bir tanesi şu. Yani neden işte 1 milyon 700 bin kitapçığa ihtiyaç duyuldu? Onu ben de sormak istiyorum. Yani herkes için niçin ayrı soru kitapçığı ölçme değerlendirmesi aslında yapılıyor? Yani bunun anlamı ne? Ve biz salonda en fazla 60 öğrenci oluyormuş. 60 tane soru kitapçığı olsa yetmez mi acaba? Yani bu kadar hem ekonomik olarak da zordur bu. Buyurun hocam. Şimdi bu tabii meşru bir soru. Mantıklı bir soru, makul bir soru. Hani buna cevap vermek lazım. Bunun da cevabı şu. ÖSYM, KPSS sonrası artık her şeye güvenlikçi perspektiften bakmaya başladı. Yani bir şeyin ne derece iyi ölçüp ölçmediğinden ziyade ya da bir şey pedagojik olarak, yani işte eğitim açısından ne kadar doğru yanlış ondan ziyade, yani biz bu sistemi nasıl daha güvenli hale getirebiliriz diye meseleye bakmak zorunda kaldı. Bunu da biraz anlayışla karşılamak lazım. İşte biliyorsunuz KPSS'de toplu bir kopya oldu. Yani farklı farklı binalarda, farklı farklı illerde sınava giren adaylar cevap anahtarını bir şekilde elde etmişler ve tam puan almışlar. Dolayısıyla ÖSYM madem toplu kopya çekiliyor, daha önceki olaylar da var. Mesela dil sınavlarında var, yani bir sürü çete var. Sadece bu son sınavda açığa çıkanı değil. Daha önce de yargıya intikal eden birçok olay var. İşte bazı iller için söylenen iddialar var. Dolayısıyla madem toplu kopya çekimleri oluyor, o zaman biz bu toplu kopya girişimlerini tamamen önleyelim. Nasıl önleyelim? Her adaya ayrı bir kitapçık verelim diye düşündüler. Şimdi bu teknik olarak doğru bir çözüm. Yani 4 tane mühendis ÖSYM'nin başında yan yana oturdukları zaman böyle bir çözüm gayet mantıklı görünüyor. Yani tam mühendis kafa yapısına uygun. Fakat sıkıntı şu, yani Türkiye'deki tartışmalar böyle teknik düzeyde ilerlemiyor. Yani işte bu son olayda gördünüz. Yani çok teknik, çok eğitimle ilgili bir mesele yine Türkiye'yi ikiye böldü. Yani bir tarafta işte AK Parti'ye yakın olanlar diye ayrılanlar, bir tarafta işte ona karşı olanlar diye yine toplum ikiye bölündü. Dolayısıyla mesele hani teknik bir dille, teknik bir çözümle açıklanamıyor. Yani bunun altında başka şeyler aranıyor. İşte diyorlar ki efendim siz 17 tane okula işte kız öğrencileri topladınız. O zaman biz ne bilelim işte o öğrencilere özel kitapçıklar göndermediğinizi ve oralarda işte şifreyi paylaşmadınız veyahut oralara gönderdiğiniz sınav gözetmenleri işte bu öğrencilere kopya vermiş olamaz mı falan. Şimdi bu soruları artırdıkça artırıyorlar. Fakat asıl unutulan şey şu. Ya ÖSYM'nin geçmişine baktığınız zaman bu tür iddiaların tamamı geçmiş için de geçerli.
Yani bundan 5 yıl öncesi için, 10 yıl öncesi için, 20 yıl öncesi için de bu soruların hepsini sorabilirsiniz. Ama hocam basında bunları biz eskiden daha fazla duymuyorduk hocam. Bir de en son yani şu anki verilere göre bu sınavlar güvenilir mi diyelim ve başka sorularımıza geçelim. Yani bu teknik olarak güvenilir aslında. Şöyle güvenilir. Siz bir bilgisayar programı yazarsınız. Biraz da iyi yazarsanız yani 1 milyon 700 bin kişiye gayet iyi dağıtılmış kitapçıklar elde edersiniz. Ha, bu sistemde tam olarak öyle olmamış. Bir takım hatalar var. ÖSYM onu kabul ediyor. Fakat o bir takım hatalar çok böyle hani sınavın iptal edilmesini gerektiren hususlar değil. Yani daha iyi yazılabilirdi. Yani mesela o şimdi en büyük seçeneğin yanındakini işaretliyorsunuz. Mesela matematikte 18 tane soru doğru çıkıyor. Ya bu biraz fazla. Yani bu kadar sınavdan sonra bile baktığımızda bu kadar kolay görünür olmaması lazımdı onların. Ama bunu böyle yapmışlar. İşte dolayısıyla başka iddialar gündeme geliyor. Yok işte sınav akşamı mod medyan vesaire internette aranmış. Bu arada hocam ben geçen şeye de baktım. İnternetin Google'un kayıtları var. Yani hangi kelimeler daha çok aranmış diye. Sınav öncesi öyle bir arama yoğun olarak yapılmamış. Yani o haber de bana çok mantıklı gelmiyor. Yani o haber de biraz uydurma gibi geliyor. Çünkü dün akşam merak edip baktım yani ona. Mesela İbrahim Tatlıses diye aradım ben özellikle. Çünkü hani onun kurşunlanma olayı olmuştu. Mesela Nisan ayında bayağı bir yükselme olmuş. Yani o tabii o kelimeyi arayanlarda bayağı bir yükselme olmuş, normal. Çünkü işte hani kaza oldu falan, yani işte birileri kurşun sıktılar. Aynı şeyi Mod Medyan için yaptım. Mod Medyan çok çok az arandığı için şeye girmiyor. Sıralamaya. Yani o eğilim tablosuna girmiyor. Eğilimde göremiyorsunuz. Dolayısıyla o haberler de biraz değil, tamamen uydurma. Ayrıca hani dershaneler şey demiş olabilir öğrenciler. Yani bu konulardan soru gelecek. Dolayısıyla hazırlıklı olun. Yani bunu birçok dershane yapıyor. Yani arasanız mesela geçen yıl mantık sorusu hiç beklemiyorlardı. Mantık sorusu çıktı. Dolayısıyla bu yılda birileri demiş olabilir. Ya işte Mod Medyan sorusu çıkacak falan. Ya bu bir şey anlatmıyor. Zaten o şifrelerin hiçbirini de çözmüyor. Yani Mod Medyan'ı bilmek onları çözmeyi sağlamıyor. Yani ekstradan o şeyin gerçekten sınavdan önce birisi size işte en büyük olanın sağındakini işaretle dediyse o zaman yaparsınız. Yoksa bunu hatırlamanız veya bunu böyle bir şeyi sınavda çıkarmanız mümkün değil. Şimdi güvenliğe gelecek olursak son olarak, yani bu mevcut sınav ne kadar güvenli, mevcut sınav sistemi. Mevcut sınav sistemi teknik olarak güvenli ama şöyle bir sıkıntı var. Yani son 5 günlük, 6 günlük yoğun tartışmadan onu görüyoruz. Yani bir güvensizlik havası oluştu. Dolayısıyla bence ÖSYM de bu şekilde aynı, bütün yöntemi aynı şekilde uygulamayı muhtemelen yeniden gözden geçirecektir. Yani belki kitapçık sayısında veyahut cevap anahtarı sayısında veyahut kitapçıkları oluştururken üretilen algoritmalarda bir takım farklı prosedürler işleyeceklerdir. Mesela şöyle bir şey var dünyada. Elektronik seçim uygulayan ülkeler var. Mesela işte bazı Avrupa ülkeleri falan. Elektronik seçim aslında bu bizim şeye benziyor. Yani her adaya özgü kitapçık uygulamasına benziyor. Yani herkes gidiyor, kendi oyunu kullanıyor ve o bir kişiye ait bir oy olarak sayılıyor. Ve orada güvenlik çok önemli. Çünkü yani oylarda herhangi bir oynama olursa, yani birileri sisteme müdahale ederse o zaman hiç beklemediğiniz bir parti birinci olarak seçimden çıkabilir. Bunu engellemek için birçok yöntemler geliştirilmiş durumda. Dünyada bunlar var. Mesela algoritmayı alıyorsunuz, saklıyorsunuz ve bunu birkaç kurumla paylaşıyorsunuz. Sonra diyelim seçim sonrası bunu kamuoyuna açık hale getiriyorsunuz. Yani tamamen şeffaf bir şekilde kamuoyuna veriyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey kalmıyor. Yani zihinlerde şüpheler kalmıyor. ÖSYM yani biraz daha şeffaflığı artırabilir ki şunu söyleyeyim, yani şu anki ÖSYM eski ÖSYM'ye kıyasla en az 1000 kat daha şeffaf. Çünkü mesela eski ÖSYM olsaydı kesinlikle bu 1 milyon 700 bin kitapçık internette olmazdı. Kesinlikle olmazdı yani. Ya bunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü daha önceki şeylerde, mesela yıllarda birçok yine iddialar vardı ama hiçbir zaman böyle bir yöntem uygulanmadı. Bu 1 milyon 700 bin kitapçığın internete koyulması şu açıdan önemli. Yani sizler de bizler de gidip internetten o soruları inceleyebiliyoruz. Gerçekten bir şey var mı yok mu
onu inceleyebiliyoruz. Ve bu iki açıdan önemli. Bir, bireysel olarak. Mesela ben kendim sınava girdim, gidip kendi kitapçığımı bulabiliyorum. Yani bir bireysel olarak doğrulayabiliyorum. Bir de evrensel olarak. Yani bütün kümeyi doğrulayabiliyorum. Acaba başka bir adaya ayrımcılık var mı yok mu? Diğer testleri de inceleyebiliyorum. Ve şöyle düşünün, bu kitapçıklar bir kez internete konduktan sonra artık ebediyen orada kalacak. Yani bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da birileri gelip bir şeyler iddia ortaya atabilirler. Ama bütün bu şeylere rağmen, hani bu iddialara rağmen ÖSYM'nin bunu internete koyması çok olumlu bir şey. Yani işte toplum tartışsın, tamam mı? Yani çıksın, bilim adamları konuşsun, matematikçiler incelesin, diğerleri incelesin. Öğrenciler tez yazsın. Yani belki içinizden birileri bu konuda tez yazabilir. Yani o verileri kullanarak yani bir akademik işte yüksek lisans tezi veya doktora tezi yazabilirsiniz. Yani bu anlamda hatta dünya literatüründe bakarsınız bu konular tartışılır. Yani bu şifreleme üzerine birçok tartışma var dünyada. Birileri merak edip gelip bunu inceleyebilir. Dolayısıyla yani ÖSYM şeffaflığı biraz bir taraftan artırıyor, bir taraftan güvenliği biraz abartıyor. Bence onu makul bir düzeye çekmek lazım. Yani Türkiye bu istisnai durumu ebediyen ila nihaya sürdüremez. Yani ben onu şey diyorum, 11 Eylül saldırıları sonrası dünyadaki güvenlik duvarına falan benzetiyorum da. Yani doğru bir benzetme. Yani bu istisnai durumlarda uygulanabilecek bir şey. Yani bütün sınavlarda işte adaylar hiçbir şey getirmesin, işte sınıftan hiçbir şekilde dışarı çıkmasınlar, kalemini vesaireyi ben vereyim, silgisini ben vereyim. Yani çok abartı şeyler var. Dolayısıyla bu kadar şeye bence gerek yok. Yani bu zaten bir süre sonra normalleşecektir yani. Evet. Hocamıza bu konuyla ilgili uzman olarak verdiği bilgiler gayet aydınlatıcı oldu. Şimdi biz esas bu gündem dışı bir konu gibi aslında. Hocamızın size yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre işte 2004-2005'ten itibaren Türkiye'de eğitim, öğretim programları geçmişti. Bunun hep şu anda bütün dinlediğiniz, daha önceki gelen hocalarımızdan da dinlediğiniz yapılandırmacı öğrenme modelinin çok faziletli bir şey olduğunu, dünya gerçekleriyle uyumlu olduğunu okullarda da zaten öğretmen yetiştiren programlarını da anlatıyorlar. Buraya gelen misafirlerimiz de genellikle biliyorsunuz tarih öğretim üzerine falan, o da bu işin çok güzel olduğunu anlattı. Ama Bekir Bey'in bu konuda biraz, en azından benim bildiğim kadarıyla farklı görüşü var. Hocam niye bu yapılandırmacı eğitim sistemine milli eğitim geçme ihtiyacı hissetti? Bunun hiç hepsi çok iyi mi yani? Faziletli bir model mi? Ya dünyada bütün ülkeler yeni bir şey getirdikleri zaman eskiyi kötülerler. Ya bu çok basit bir pazarlama tekniği. Yani siz mesela yeni bir diyelim su satacaksanız işte ya mevcut sunun işte asit değerinin biraz normalden yüksek olduğunu söylersiniz ya da su biraz sert dersiniz ama bu yeni su biraz daha az sert falan filan. Şimdi bunu bütün ülkeler yapıyorlar. Yani bizde de yaptılar. Dolayısıyla bu yeni sisteme niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü dediler ki mevcut müfredat ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Çok aşırı derecede öğretmen merkezli. Sadece öğretmen konuşuyor, öğrenci de robot gibi dinliyor ve öğrenci zihinsel olarak aktif bir şekilde katılmadığı için ileri düzeyde düşünme becerileri gelişmiyor. Ve bundan dolayı Türkiye uluslararası araştırmalarda, işte OECD ülkelerinin araştırmalarında hep sondan birinci, ikinci falan oluyor dediler. Şimdi burada hem doğrular var hem yanlışlar var. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Birincisi şu, yani dünyanın hiçbir yerinde öğretmen, sadece öğretmen konuşmaz. Ve hiçbir çağda böyle bir şey de olmamıştır. Yani mesela orta çağa bakın, orta çağda ister bir medreseye gidin, ister bir şeye gidin, kiliseye gidin ya da bir havraya gidin. Yani bunların hepsinde 3 aşağı 5 yukarı eğitim yöntemi birbirine benzerdir. Yani tartışma ağırlıklıdır. Çok küçük gruplar vardır. Yani ya bir işte üstad iki tane öğrencisi ya bir öğrenci işte yanında bir tane daha ondan iyi olan öğrenci ya da bir işte kalfa diyebileceğimiz birisi vesaire. Yani bir şekilde yani kitap merkezli, yani otorite merkezli, geçmiş bilgilerin aktarılması merkezli fakat yine tartışmanın, münazaranın ağırlıkta olduğu bir eğitim yöntemi var. Dolayısıyla hani bizim bugün
böyle işte öğretmen merkezli eğitim dediğimiz şey aslında pek de öyle geleneksel bir şey değil. Yani mesela bu yapılandırmacılıkta benim en büyük eleştirim o. Yani birincisi yani kavramsal olarak yanlış bir yere oturuyor. Yani sizin diyorum ben geleneksel eğitim dediğiniz şey hiç de geleneksel falan değil. Yani geleneksel eğitim çok böyle çeşitli eğitim yaklaşımlarını içinde barındırıyor. Mesela bütün öğrencileri bir sınıfa koyup onlara tek tip bir eğitim uygulama çok modern bir şey. Yani mesela Türkiye'de işte 150 yıllık falan bir tarihi var. Yani 150 yıl öncesinde böyle bir şey yok. Dünyada da yok. Yani işte Avrupa'da hani kiliselerden sonra böyle bir şey var, yaygınlaşma var. Ama oralarda bile yeni. Yani oralarda bile bakıyorsunuz zengin olanlar zaten özel ders alıyor. Yani bir tane özel hoca tutuyorlar. Ama o zaman eğitim çok yaygın değildi. Evet. Yani eğitimin yoktu. Tam da bu. Yani eğitim evrenselleştikçe, kitleselleştikçe, bütün halkların bütün kademelere ulaştıkça modern eğitim gelişti. Yani modern eğitim ne? İşte bu sınıfta eğitim ve öğretmenin daha biraz daha baskın olduğu bir eğitim. Ama bu modern bir eğitim, geleneksel değil. Yani modern zamanlarda ortaya çıktı. Dediğimiz gibi tarihte 150-200 yıllık bir tarihi var. Şimdi bu bir. İkincisi peki bu modern eğitim nasıl bir eğitim? Yani bu 1800'lü yıllarda ortaya çıkan modern eğitim nasıl bir eğitim diye bakıyoruz. Orada da aslında iki tane modern eğitim var. İki farklı modern eğitim var. Birincisi mesela çok kaba bir örneğini işte Rusya'da ya da Çin'de, eski Rusya'da ya da Çin'de görebileceğiniz bir eğitim yaklaşımı nedir? Mesela öğrencilere komünizmi zorla ezberlettiriyorsunuz ve diyorsunuz ki bu sizin doğrularınız. Ha, bunun dışına çıkamazsınız. Mesela bizim Müslüman Türkler var şeyde, Çin'de, Uygur Türkleri. Mesela onlara diyorlar ki siz bu komünizmi zorla ezberleyeceksiniz. Hani bunun dışında bir şeyiniz yok. Hani herhangi bir kendi kimliklerine ait eğitim de verilmiyor. Tamamen başkalaştırmaya dönük, zorlamaya dönük, dönüştürmeye dönük bir eğitim. İşte birilerinin geleneksel eğitim dediği şey bu. Tamam, bu zaten eleştirilmesi gereken bir şey ama bu gelenekle ilgisi yok. Bu tamamen modern bir uygulama. Bu bir. Yani bunu böyle uygulayalım. Yani Türkiye'de de bunun örneği var. Hani Cumhuriyet kurulduktan sonra uygulanan eğitim çok da modern bir eğitim. Yani işte düşünün 1926'larda işte John Dewey vesaireyi çağırmışlar. Yani Amerikalı o dönemin en parlak eğitimcisi. Yani yüzyılın belki en büyük, en etkili düşünürü. Ve ondan bir takım öneriler almışlar. Birçok uzmanlar çağrılmış falan. Ama bütün bunlara rağmen uygulanan şey toplumu dönüştürmeye dönük, yani zorla bir şekilde dönüştürmeye dönük bir eğitim modeli. Ha bu eğitim modeli elbette ki çok sıkıntılı bir eğitim modeli. Çünkü bir şekilde toplumun değerleriyle barışık değil. Yani toplumun kültürünü, değerlerini yeniden üretmeye dönük bir eğitim değil. Tamamen bir tür toplum mühendisliğinin ürünü. Yani biz toplumu şu şekilde aldık, şu şekilde götüreceğiz. Ve bu yaklaşım insan hakkında da yanlış bir metafiziksel varsayımla yola çıkıyor. Yani biz çocuğu bir eşya gibi görüyoruz. Ben o eşyayı alırım, istediğim şekle koyarım. Mesela bu Heidegger, Alman filozof, şeyi anlatırken para basma olayını verir. Yani demir paraları biliyorsunuz, hani onu zorla o hale getiririz. Yani bir şekilde bir baskı uygularız, orada bir şekil bırakırız. Yani diyelim 5 lira yazarız, 3 lira yazarız falan. Yani ona bir zor uygularız. Aynen işte modern eğitimin bu birinci türü aynen bu şekilde işliyor. Yani alıyoruz biz insanı onunla konuşulacak, onunla tanışılacak bir özne olarak görmüyoruz. Tamamen dönüştürülecek, şekil verilecek bir nesne olarak görüyoruz. Bu elbette ki insan hakkındaki yanlış bir varsayımın ürünü. Yani insan böyle bir varlık değil. Yani bir nesne değil yani insan. Dolayısıyla bu zaten eleştirilmesi lazım. Fakat bu geleneksel eğitim adına eleştirilmemeli. Şimdi bu yapılandırmacının felsefi olarak yanlış bir temeli burada. Yani bunu eleştirerek, bu geleneksel eğitimi eleştirerek yola çıkıyorlar. Oysa bu zaten modern bir şey. Ha ikinci modern eğitim türü ise o da çok fazla özne merkezli bir eğitim. O da işte Rousseau'dan başlıyor. Hani biliyorsunuz Rousseau'nun Emil diye bir kitabı var. Yani bütün modern eğitim tartışmaları oradan başlar aslında. Orada da Emil'e farklı bir yaklaşım sergiler. Yani Emil işte kendi şeyini bulsun diye,
yolunu bulsun diye onu serbest bırakır falan. Ve bütün bu çocuk merkezli eğitim, daha sonra işte Rusya'dan sonra işte Pestalozzi gibi ya da işte John Dewey gibi ya da İngiliz Spencer gibi adamlarla dünyada bir şekilde popüler hale getiriliyor. Ve özellikle hani işte 20. yüzyılda Amerika'da çok ciddi anlamda şeyi buluyor. Yani bir popülaritesi var. Ve bu modern eğitimin ikinci biçimi de ciddi anlamda sorunlu. Yani iki tane baskın model var, ikisi de sorunlu. Peki ikincinin sorunu ne? Ya bu da insan hakkında yanlış bir varsayımı var. Çünkü insanı tamamen toplumdan soyutlayarak, gelenekten soyutlayarak, tarihten soyutlayarak, kültürden soyutlayarak bir kendi başına bir varlığı olan bir özne olarak kurguluyor. Bu da doğru değil. Yani biz bir topluma doğuyoruz, bir aileye doğuyoruz, bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geliyoruz ve bir vatanımız var. Yani ayağımız bir yerlere basıyor, bir toprağımız var ve bizim buralarla bir ünsiyetimiz var. Yani biz diyelim belli bir yaşa geldiğimiz zaman, kendimizi anlamaya başladığımız zaman zaten şekillenmiş oluyoruz toplum tarafından. Bu zorunlu olarak kötü bir şey değil. Aksine bu bizim anlamamızın ön koşulu. Yani biz herhangi bir şeyi dünyada algılayabiliyorsak, işte o anlamamızın ön şartı bunlar. Yani biz belli bir toplum, kültür içerisinde doğup büyüdüğümüz için dünyayı anlayabiliyoruz. Yani bir şekilde bir dil sahibi oluyoruz. O dil olmasa dünyayı anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla bu eğitim yaklaşımı da insanı gelenekten, kültürden kopardığı için, bir birey olarak düşündüğü için psikolojinin öznesi yapıyor. Şimdi oraya geleceğim. Hocam ben bu arada tabii gireyim. Sizin gene eleştirilerinizden bir tanesi de psikoloji merkezli eğitim algısına eleştirde bulunuyorsunuz. Herhalde tam bu gelmek istediğiniz nokta, yani toplumdan soyutlayarak, sosyolojik, kültürel çevreden soyutlayarak bireyi ondan bağımsız olarak düşünmek. Muhtemelen böyle bağımsız düşünüldüğü zaman da herhalde çok psikoloji merkezli bir eğitim anlayışı kültürden kültüre de çok vizesiz, sorunsuz nakledebileceğine dair bir varsayım da herhalde içeriyor. Dolayısıyla o konuda da eleştiriniz var. Oysa ki biz biliyoruz ki formasyon derslerinde falan, değil mi, daha ziyade bizim, yani belki son dönemlerde biraz değişiklik olmuştur, psikoloji merkezli bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Diğer taraf oldukça ihmal ediliyor. Yani o konuda da bununla bağlantılı anlatırsanız seviniriz. Şimdi bu peki niye özellikle ikinci eğitim türü eğitim fakültelerinde çokça okutuluyor? Şimdi bunun bir tarihi var. Özellikle 1890'lardan itibaren biliyorsunuz psikoloji bir bilim olarak kabul ediliyor. Yani şöyle söyleniyor, işte fizik çok güzel başarılar elde etti, kimya çok güzel başarılar elde etti. Biz de insan zihnini aynı şekilde ölçebiliriz, onu anlayabiliriz, onun hakkında teoriler üretebiliriz. Dolayısıyla biz insanın davranışlarını da kontrol edebiliriz. Yani ilk davranışçılık vesaire çıktığı zaman tam olarak beklenen şey insan davranışlarını önce anlaması, sonra kontrol etmesi. Yani nasıl ki fizikte mesela biz şeyi tahmin ediyoruz. Diyoruz ki işte mesela bir araç 100 kilometre hızla geliyorsa 2 dakika sonra işte şurada olur. Aynı şekilde psikoloji de diyor ki ben de öyle bir şey yapacağım ki, bir model kuracağım ki insan davranışını anlayacağım ve insan davranışını önceden tahmin edeceğim. Dolayısıyla onu kontrol edebileceğim. Eğer anlayabilirsem onu kontrol edebileceğim. Bu çok pozitivist bir anlayış. Yani insanı yine tam da fizik üzerinden anlamaya çalışan bir yaklaşım ve daha sonra birçok psikolog tarafından da eleştiriliyor. Fakat bu yaklaşım özellikle eğitim fakültelerinde çok ciddi anlamda yer buluyor. Yani işte 1890'lardan itibaren özellikle Amerika'daki bütün işte bu pedagoji bölümleri vesaire psikologların etkisinde gelişiyor. Bu psikologların öğrencileri, psikologlar nerede çalışacak? Yani kim bunlara ekmek parası verecek? Eğitim fakülteleri, yani işte gelin burada çalışın. Yani bunlar hep eğitim fakültelerinde çalışıyorlar. Yani mesela bir psikolog ne için eğitim yaptırır? Yeni bir psikolog yetiştirmek için. Peki o psikolog ne yapar? O da yeni bir psikolog yetiştirmek için. Yani bir şey yok. Yani o dönemde doğrudan bir sahada uygulaması yok. Ama işte bunların sahası eğitim alanı oluyor. Dolayısıyla eğitimde çok ciddi bir etkileri oluyor. Şunu da söyleyeyim.
Özellikle işte 1920'lerde falan Amerika'da işte bu çocuk merkezli, öğrenci merkezli, işte bu psikoloji merkezli eğitimin bu kadar baskın olması çok da böyle entelektüel bir üstünlük falan değil. Yani onda sizi uyarayım. Şöyle bir şey var. Şimdi bu belli fakültelerde bu hocalar zaten biliniyorlar. Mesela Columbia Üniversitesi, işte Teachers College duymuşsunuzdur, işte John Dewey'in okulu. Mesela o okul o dönemde Amerika'daki bütün bu böyle üst düzey eğitim yöneticilerinin yaklaşık %40'ını mezun eden okul. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de eskiden bir İstanbul Üniversitesi vardı ve İstanbul Üniversitesi pedagoji bölümünü bitirenler Türkiye'nin dört tarafına yayılıyorlardı ve ya il milli eğitim müdürü oluyorlardı ya ilçe milli eğitim müdürü oluyorlardı falan. Onlarda da aynen benzer bir durum var. Bizde de aynısı yaşanmış. Mesela bizde Gazi Pedagoji Enstitüsü, evet, işte ne bileyim Konya vesaire birkaç yer var. Ve oralarda nasıl bir ideoloji alıyorsa bu insanlar Türkiye'nin dört tarafına yayılmışlar. Amerika'da da benzer bir şey olmuş. Daha büyük bir ülke ama ona rağmen mesela işte belli okullardan mezun olanlar ülkenin dört tarafına yayılmışlar ve kendi görüşlerini yeni öğrencilere aktarmışlar. Yani bu çok böyle tartışmanın, fikri bir üstünlüğün göstergesinden ziyade çok böyle organik bir ilişkiyi gösteriyor. Yani insanlar bir şekilde öğrenci yetiştirmişler, daha çok öğrenci yetiştirmişler ve kendi fikirlerini etkilemişler. Şimdi bu psikoloji yaklaşımının hani 1920'lerini anladıktan sonra şöyle bir bakmak lazım. Yani şu ana kadar nasıl bir seyir işliyor? Şu ana kadarki seyri bir psikolojiyi alıp başka bir psikolojiyi koymakla dönüşmüş eğitim. Mesela işte 1920'lerde davranışçılık ön plandayken eğitimde davranışçı eğitim modeli olarak kurgulanmış. Sonra 1960'larda özellikle işte bu bilişsel psikoloji çok ön plana çıkınca, hani işte kognitif psikoloji ön plana çıkınca eğitimde bilişsel eğitim olarak ön plana çıkmış. 80'lerden itibaren artık bu da eleştirilip şöyle daha yapılandırmacı bir psikoloji ön plana çıkınca eğitim yine psikolojiyi izlemiş ve ne yapmış? İşte yapılandırmacı eğitim ortaya çıkmış. Biraz kültürel boyutta yok mu hocam bu yapılandırmacılıkta? Hocam şunu bir vurgulayayım. Yani şöyle bir şey var. Eğitim yine psikolojinin takipçisi. Ya ben bu kurgunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani eğitimin bu derece psikolojiye indirgenmesinin zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani eğitimin çok böyle somut, yapısal şeyi var, bir çerçevesi var, sosyal bir çerçevesi var ve felsefi bir çerçevesi var. Ama siz ortalama bir Amerikan Eğitim Fakültesi'nin müfredatına bakın, bir de ortalama bir Türkiye'deki Eğitim Fakültesi'nin müfredatına bakın. Ne eğitim felsefesi ciddi anlamda bulabilirsiniz, ne eğitim sosyolojisi ciddi anlamda bulabilirsiniz ve ne de eğitim tarihi bulabilirsiniz. Bunların hiçbiri ciddi anlamda okutulmaz, öğretilmez. Dolayısıyla öğrenciler şöyle bir algıyla karşı karşıya. Ha, demek ki eğitim dediğimiz şey öğrenci hakkında birkaç tane psikoloji teorisini öğreneceğiz ve onları uygulayacağız. Bundan ibaret gibi bir algı var. Ya ben bu kurgunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Niye? Çünkü alternatif eğitim yaklaşımları da var. Şimdi mesela size iki tane modern eğitim baskın modellerini anlattım. Ama bunun dışında da modeller var. Modern zamanlarda da var. Mesela hemen bir tanesi işte diyelim daha böyle muhafazakar insanların savunduğu bir şey. Yani gelenekle daha barışık. Amerika'da da var bu, Avrupa'da da var bu. Yani işte Hristiyan muhafazakarlarla işte Müslüman muhafazakarların bu konuda çok farklı düşündüğünü varsaymanın bir gereği yok. Yani şey anlamında, yani bir şekilde tarihle daha barışık, gelenekle daha barışık bir eğitim vermek istiyorlar ve bunu savunuyorlar. Ha bunun dışında mesela daha eleştirel şeyler var, paradigmalar var, yani daha sol argümanlar var. Ama onlar bir şekilde yine bu öğrenci merkezli eğitim paradigması içine yakınlar. Yani orada çok bir problemleri yok. Yani biraz bir tarafı biraz daha liberal, bir tarafı biraz daha sol. Ama yine ortak paydası şey, yani bir şekilde öğrenci merkezlilik. Dolayısıyla hani modern dönemlerde de alternatif yaklaşımlar var. Mesela bazı Katolikler diyalogla eğitimi çok ön plana çıkarıyorlar. Ya yani mesela bu Paulo Freire okumuşsunuzdur, işte Ezilmişlerin Pedagojisi kitabının yazarı.
Türkiye'de sol literatür tarafından tanıtıldı ve dünyada da öyle biliniyor. Ama o adam şey aslında, yani Vatikan Kilisesi için çalışan bir adam. Yani öyle çok tamam solcu falan bir adam da, yani bir taraftan da bir şeyi var. Yani çok organik bir ilişkisi var. Mesela o bazı Katolikler diyalogla eğitimi ön plana çıkarıyorlar. Yani diyorlar ki ya eğitim dediğimiz süreç gerçekten öğrenci ile öğretmen arasındaki bir diyaloğun sonucudur. Yani ne çok fazla böyle öğrenci özne merkezli bir eğitimi savunuyorlar, ne de çok fazla böyle, tabii bu Freire biraz daha öğrenci merkezliğe kayıyor. Ben onu birçok yerde eleştirmiştim yani o açıdan. Ama hani onun dışında da başka Katolikler var. Mesela Almanya'da Böhr diye bir adam var. Bu da pedagoji üzerine yazılar olan bir adam. Mesela onlar öyle. Yani bu diyalogla eğitimi çok ön plana çıkarıyorlar. Yani bu Böhm dediğim adam eski Papa işte Jean Paul'la birlikte makaleleri olan falan bir adam. Yani öyle önemli bir adam. Mesela onlar biraz daha diyalogla eğitimi ön plana çıkarıyorlar. Ya dolayısıyla hani bu modern baskın eğitim modellerinin dışında da birçok model var. Mesela tamamen dışta ise şeyler var. Böyle alternatif eğitim yaklaşımları var. Daha böyle fantastik şeyler. İşte ne bileyim, mesela Amerika'da vardı bir tane okul. İşte tamamen okulu cam şekilden, sınıfları camlarla kaplıyorlar. İşte öğrenci orada geziyor. Bakıyor işte bir yerde matematik var, ilgisini çekmiyor. Öteki tarafa gidiyor. İşte ha, burada fizik varmış. Güzel. Ben bir takılayım falan diyor. İşte giriyor, fizik öğreniyor falan. Ya bunlar çok fantastik şeyler. Çok da böyle ana akım olmayacak şeyler. Ama hani bu özellikle muhafazakar ve işte biraz daha belki diyalojik eğitimi savunanlar, biraz daha böyle belki sol eğitimi savunanlar belli konularda bu modern paradigmalarla örtüşüyorlar, belli konularda ayrıştırılıyorlar. Şunu söyleyeceğim, bizim eğitim fakültelerinde bu farkların hiçbiri öğretilmiyor. Ya bizde şöyle bir algı var, biz tanıyoruz ki işte Amerika'da diyelim yapılandırmacılık diye bir şey çıktı ve bütün Amerika artık ona iman etti ve şey, artık bundan sonra Türkiye'de onu izlemeli. Böyle bir şey yok. Yani bu saçmalık zaten. Yani zırva yani. Yani tamam, Amerika'da da bu baskın bir paradigma olabilir ama ben size şöyle söyleyeyim. Amerika'da 1000 tane özel okul E.D. Hirsch diye bir adamın takipçisi. Hirsch'ün çok basit bir fikri var. Kendisi liberal bir adam ama eğitim yaklaşımı tamamen muhafazakar. Şöyle diyor, diyor ki biz diyor çocuklarımıza çok temel bilgiler öğretmek zorundayız diyor. Bu yapılandırmacılar diyor çocuklarımıza hiçbir şey öğretmiyorlar ve bundan dolayı artık diyor iki Amerikalı birbirini anlamayacak düzeyde. O kadar zır cahiller diyor. Ve dolayısıyla diyor ki biz diyor çocuklarımıza çok temel bilgileri düzenli bir şekilde öğreteceğiz diyor. Ve bunun için başlıyorlar kitap yayınlamaya. Birinci sınıf öğrencisi ne bilmeli? Basıyor hocam 10 evet. milyon kitap, 5 milyon kitap. O ilginç, evet. İkinci sınıf ne bilmeli? Basıyorlar bir sürü kitap, bir sürü ansiklopedi falan basıyorlar. Tabii bayağı da para kazanıyorlar. Bir vakıf kuruyorlar işte, bir sürü okul falan. Hatta bu eski eğitim bakanlarından bir tanesi de buna yakın şeyler yapıyor, işler yapıyor falan. Şimdi diyeceğim şey şu. Ya mesela bu E.D. Hirsch bir akım yani. Yani o çok da böyle o yapılandırmacının içinde olan bir adam değil. Tam tersine yapılandırmacının en sıkı eleştirmenlerinden bir tanesi. Ha, bununla da ibaret değil alternatif görüşler. Yani bakıyorsunuz mesela 1000'e yakın, 1000 mi 5000 tam şu an rakamı hatırlamıyorum ama Montessori okulu var. Yani işte Montessori diyorlar onlar. Yani Montessori okulları var bir sürü. Yani ha Montessori ne kadar bu modern paradigmaların dışında o tartışılabilir ama en azından adamlar çok da böyle ortalama şey yapmıyorlar. Onun dışında bir şey yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla dünyada çok farklı yaklaşımlar da var. Ben bu konuda eğitim fakültelerini eleştiriyorum. Yani en azından ya deyin ki bu farklı yaklaşımlar da var. Mesela psikoloji baskın, çok baskın ama bazı psikologlar bile bunu eleştiriyor. Mesela diyorlar ki biz kültüre biraz daha duyarlı olmamız lazım. Ya mesela diyorlar ki ya işte kardeşim Avrupalı'nın psikolojisiyle bizim psikolojimiz aynı olmayabilir. Hele biz Avrupa'da üretilen psikolojiyi Müslüman ülkelere ithal edersek bu tam bir rezalet olur. Yani bunu söyleyen şeyler var. Yabancılar var. Yani kendisi adam Müslüman falan değil. Mesela yine ben size bir isim vereyim. Bowers diye bir adam var. Amerikalı. Ya muhtemelen ateist. Kendi halinde bir adam yani.
Bu yapılandırmacılığın mesela dünyada işte 30-32 ülkenin müfredatına girdi bu yapılandırmacılık. Adam şey diyor yani, adam üzülüyor yani, niye bu kadar ülkelere yayılıyor falan diye. Diyor ki yani bu diyor gelenekten kopuk olduğu için, özellikle diyor mesela Afrika gibi ülkelere, bizim gibi Müslüman ülkelere, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gittiği zaman şöyle bir ters tepkimesi olur diyor. Çocuklar daha fazla tüketici haline gelir, çok fazla bireyselleşirler, toplumdan koparlar ve geçmişte iyi kötü toplum kendi kendini üretirken, yani hem fiziksel olarak, mesela şey olarak, diyelim ki bir köyü düşünün, köyde eskiden ne yapılırdı? İnsanlar işte kendi tavukları var değil mi? İşte bir şekilde kendi yiyeceğini kendisi şey yapabiliyor, üretebiliyor. Dolayısıyla bir markete bağımlı olmuyor. Ama mesela şey diyor yani, bu tür yaklaşımlar kullanıldıkça diyor, insanlar artık daha fazla kapitalistleşecekler diyor. Daha fazla modernleşecekler diyor. Belki de onun için hocam dünyada bu işler daha fazlaca yaygınlaşmaya başladı. Somut olarak hocam bu konuyla bitirmeden önce şuna değinebilir miyiz? Türkiye'nin aldığı şekliyle yapılandırmacı öğrenme nasıl daha iyi olabilirdi? Yani o konuyla ilgili somut bir öneriniz var mı? Genel bilgilerin ötesinde. Ya somut olarak şunu söyleyeceğim. Ya Türkiye'de bazı şeyleri biz açıkça konuşmuyoruz. Yani buna işte eski bu milli eğitimdeki bu müfredatı değiştirenler dahil. Mesela o dönemki işte Talim Terbiye Kurulu Başkanı, işte ne bileyim milli eğitim başındakiler vesaireler en azından şunu yapabilirlerdi. Tamam, madem siz çocuğa bir bilgilerin, bazı bilgilerin aktarılmasını, ezberletilmesini yanlış buluyorsunuz. Tamam, eyvallah. O zaman tutarlı olun. Yani niye bu kadar çocuklarımıza işte Kemalizm öğretiliyor? Öğretilmesin yani, bu çocuklar bırakın özgür düşünsünler. Ama bunu yapmadılar. Yani bütün o eğitimin ideolojik boyutu olduğu gibi kaldı. Onun yanında sadece bizim normalde öğretmemiz gereken bir takım şeyler şüpheye düşüldü. Mesela ne gibi? İlk çıktığında 2004 yılında hocam, ben bir yazı yazmıştım o zaman. Evet. Çarpım tablosunu ezberletmeyelim falan demişlerdi. Ya ben matematik öğretmenliği mezunuyum. Yani çarpım tablosunu ezberletmemek için ben tek bir neden göremiyorum. Aksine çarpım tablosunu öğrettiğim zaman ben çocuklara daha iyi matematik öğretiyorum. Çocuğun zihninin daha iyi çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü çocuk her defasında o sayısal işlemlerle zihni yorulmamış oluyor. Onu bir kez ezberlediği zaman artık oradaki ilişkiler üzerine zihni yoğunlaşıyor. Dolayısıyla aslında anlaması daha kolaylaşıyor. Yani üst düzey becerisi daha kolay anlaşılıyor. Dolayısıyla en azından şunu yapmalarını beklerdim. Tamam. Yani bir, bu bazı şeyleri çocuklara bu şekilde bu kadar kabaca aktarmak doğru değil. Dünyada da bunun örnekleri var. Tamam, o zaman bizde de bir takım ezberler var. İşte bu ideolojik ezberler. Bunları öğretmeyelim çocuklara. Bu bir. İkincisi, ya bir de bazı şeyler var eğitimde, temel bilgiler. Bunları düzenli bir şekilde çocuklara aktaralım. Bu problem değil, bu ezbercilik değil yani. Yani ezber ile ezberciliği karıştırdılar. Şimdi ezber, bilgi edinmede temel bir şey yani. Ya ben size bir takım isimler saydım yani. Bu benim ezberim yani. Yani ha ben bunu her soruya yine aynı isimleri cevap veriyorsam o zaman bir ezbercilik sorunu vardır. Yani bir hazımsızlık sorunu vardır. Ama yani ezber bir şeyleri öğrenmenin temel basamağı. Dolayısıyla yani önce temel bilgiler öğretilmeli öğrencilere. Onun üzerine öğrencilerle tabii ki tartışılmalı. Öğrencilerin zihinsel becerileri elbette ki geliştirilmeli. Dolayısıyla bu ikisi birbirine zıt değil. Ya ben bunu mesela yani hiç kabullenemiyorum. Yani öğrenci elbette ki temel bilgileri öğretmenden öğrenecek, belki bir büyüğünden öğrenecek veyahut kitaptan öğrenecek. Bu gayet makul bir şey, gayet rasyonel bir şey. Çünkü burada insanoğlunun binlerce yıllık birikimi var. Yani yazı dediğimiz şey, orada kitaplarda öğretilen diyelim bir matematiği düşünün. 2000 yıl boyunca rafine edilmiş bir bilgi var orada. Biz onu birkaç yıl içerisinde çocuklara öğretiyoruz. Bu çok anlamlı bir şey. Ama öğrenciyi orada da bırakmak istemiyoruz. Dolayısıyla o temel bilgileri aktarmak istiyoruz. Üzerine de öğrencinin bir şeyler inşa etmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu, ben mesela yapılandırmacılığın da doğru bir kelime olmadığını düşünüyorum. Doğrusu onun inşacılık olması lazım. Ama
Bizimkiler tabii yine bir takım Osmanlıca kelimeleri sevmediği için inşacılığı kullanmadılar. Ama doğrusu inşacılık. Yani İngilizce'ye Türkçe'ye çevirirseniz tam da karşılığı inşa demektir yani. Yani öğrenci elbette ki inşa etsin. Yani o anlamda biz inşanın tarafıyız ama temel bilgilerin üzerine inşa olabilir. Temel bilgileri öğretmediğin zaman inşa falan da olmuyor. Evet. Evet, bu konuda çok mevcut programı da genel gidişat üzerinde eleştirdi Bekir hocamız. O açıdan iyiydi. Aslında bizdeki yapılandırmacı programa baktığımız zaman ben din kültürü üzerinden ifade etmem gerekirse mesela diyor ki yani kişi öğrenci kendi bilgisini falan oluşturursun. Çok göreceli bir yapı sergiliyor. İşte bunları anlatıyor. En sonunda diyor ki programda, din kültürü öğretim programı kitapçığında. Sonuçta onları öğretir. En sonunda diyor ki şöyle bir dini anlayış öğrencilere aktarılır diyor yani aslında. Yani onun normal felsefesine de uygun bir şey değil. Yaptığını zannetmiyorum. Bizim yapılandırmacılıkta büyük oranda felsefesinden daha ziyade o metodik bölümünün ön plana gittiğini görüyoruz. Bu derslerken şey aklıma geldi. Matematik eğitimi konusunda da hocamız uzman ya. Ben şunu sorayım. Matematik eğitimi bölümünde olanlar var mı burada arkadaşlar? Var. Şimdi bu matematiğe karşı niye bizim ön yargımız var hocam? Yani matematiği nasıl sevebiliriz falan gibi bir soru mu sorayım? Birazcık daha böyle yani matematik hep zordur falan diyoruz. Bu arada bu matematik zordur derken bu matematiği öğretimimizde mi bizim bir problemim var yani ön yargının ötesinde? Hep soyut buyut bir şeylerle mi öğretiyoruz? Daha başka işte Amerika'da falan da eğitim yaptınız, bu işlerde doktora yaptınız. Matematiği daha severek, daha anlamlı hale getirerek öğrenmek de mümkün mü? Benim aklıma geldi. Şimdi aslında bu sorun bizde değil. Dünyanın her yerinde var. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin matematik eğitimi sorunlu bir alan. Dolayısıyla panik yapmaya gerektiren bir şey yok. Hatta bizde ben iyi olduğunu düşünüyorum. Peki bu niye böyle? Niye böyle? Aslında öğrencilerin en nefret ettiği ders matematik değil. En nefret ettikleri ders tarih. Yani bu konuda araştırmalar var. Yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama mesela Amerika'da ben bazı araştırmalar biliyorum yani. Çünkü işte asıl o işte ezber. Yani çok bir öğrenci onun hayatıyla şey yapamıyor, ilişkilendiremiyor. Şimdi matematiğe gelecek olursak, matematikte bizim sıkıntımız yöntem falan değil. Yani eğitim bilimciler hep şey sanarlar. Biz bunu mesela biraz daha etkinlik yaparsak, biraz daha somut materyal kullanırsak, biraz daha matematik tarihi falan katarsak bu iş olur. Ya bizde ciddiyet eksikliği var. Yani biz ciddi bir eğitim yapmıyoruz. Yani yapmış gibi gösteriyoruz. Mesela gidiyoruz işte birinci sınıfta çocuk spor dersinde spor yapmıyor. Biz kitapçığa yazıyoruz. Spor yapıldı. İşte matematik dersinde bir konuyu anlatmamız lazım. Anlatmıyoruz ama oraya yazıyoruz. Matematik yapıldı. Ve yıl boyunca bitirmediğimiz müfredatı orada bitirmiş gibi gösteriyoruz. İkinci sınıfa geçiyor çocuk. Bu sefer ikinci sınıf müfredatı başlıyor. Biri tam öğrenmemiş. Bu fark var. Yani birden eksikleri var ve bu hiçbir şekilde telafi edilmiyor. İkiyi daha kötü bir şekilde bitiriyor. Üç, dört, beş derken bu yığınsal olarak gittikçe kötüleşiyor. Dolayısıyla bizde ciddiyet eksikliği var. Yani yöntemle ilgili falan bir sorun değil. Yani bu çocuk şöyle düşünüyor. Demek ki Türkiye'de biz bir şeyi ciddi olarak yapmayız. Yapmamıza gerek de yok. Ve bu işler böyle olur. Ve bu hayatın bence her tarafına sirayet ediyor. Yani öğrenci bir kez orada sınıfta görüyor. Demek ki bir şey yapıyor gibi görünürsek bu işler olur. Ya bence asıl problem yani eğer biz ciddi bir eğitim vereceksek çok böyle yöntemlerde şurada burada aramamalıyız bunun cevabı. Mesele çok basit yani. Tabii ki nitelikli eğitimciye ihtiyacımız var. Nitelikli ders materyaline ihtiyacımız var. Yani bu anlamda işte eğitim yöntemlerini iyi bilmemiz lazım vesaire. Bunlara bir itirazım yok ama asıl mesele şu. Biz her öğrenciyi bir şey öğrense de öğrenmese de eğitim sistemini sonuna kadar getirecek miyiz yani? Benim işte bu milli eğitim bir sistem mi sorusu yazarken en önemli kastım şuydu. Getirelim mi hocam? Getirelim hocam oraya. Yani şimdi mezun edelim mi yani herkes? Tam ona bir örnek vereceğim. Şimdi bizim
çoğumuzun evinde bir kombi vardır değil mi? Kombi sistemi. Evet. Şimdi kombi nasıl çalışır? Çok basit bir mantığı var değil mi? Mesela onu ayarlarız biz 20 dereceye ya da 25 dereceye. Şimdi o biraz çalışır. Sonra bakar ortamın sıcaklığı iyi. Durur. Sonra biraz ortam soğudu mu yeniden çalışmaya başlar. Şimdi bu aslında eğitim süreci böyle bir şey. Çok rasyonel bir şey. Yani biz birinci sınıfta öğrenciye bir şeyler mi öğrettik? Tamam, bunu ölçelim. Eksikleri var mı? Varsa onu hemen telafi etmemiz lazım. Yani o bir tür termostat gibi olmamız lazım. Yani kendi bir dengesi olması lazım. Bakın teknik olarak sistem dediğimiz şey, yani sistem kelimesini çok kullanıyoruz ama sistem şöyle tanımlanıyor. Yani siz diyelim bir takım mesela amaçlarınız var, eğitim amaçları. Ona bir takım şeyler uyguluyorsunuz, öğretim yöntemleri uyguluyorsunuz. Bir de onu değerlendiriyorsunuz, ölçüyorsunuz. Ha, sistem dediğimiz şey, bunlar arasında bir ilişki varsa, işte bu üçlü şey sistem oluyor. Yani tek yönlü olursa bu sistem falan olmuyor. Yani öğrenci öğrense de öğrenmese de geçiyorsa hiçbir telafi mekanizması yok, ölçme mekanizması yok. O zaman o bir sistem olmuyor. Ha, sistem olması için çok basit bir şey lazım. Ölçeceğiz. Eksikleri varsa tamamlayacağız, geçireceğiz. Ya bu şu demek değil. Biz öğrencileri bırakalım, sınıfta kalsınlar falan. O maliyetli bir şey. Ya onu ben de savunmuyorum. Ya ben de mesela birkaç yıl önce yeğenim sınıfta kalmıştı. Ben de üzüldüm. Gerek yok. Ekonomik olarak da maliyetli bir şey. Dolayısıyla yapılması gereken şey şu. En azından öğrenciye şunu hissettirmemiz lazım. Sen bu derste, bu sınıfta çabalamalısın. Ve ancak çabaladığın zaman bu sınıftan geçersin. Bunu da hissettirmenin yolları var. Mesela nedir? Kardeşim, dönem sonuna kadar sende şu bilgileri görmezsem seni telafi eğitimine alacağım. 15 gün, 20 gün daha okula geleceksin yani. Bu eskiden vardı yani. Evet. Çok zor bir şey değil yani bunu uygulamak. Dolayısıyla hani en azından şeyi hissettirmek lazım öğrenciye. Yani bunu mesela bütün sınıfta kalma şeklinde de yapmamız gerekmiyor. Mesela öğrencinin bir derste de eksiği olabilir. Mesela matematik dersinde özellikle eksiği olabilir. O zaman orada belli artı modeller kurulabilir. Mesela işte öğrenci normal 3. sınıfta bütün dersleri alır ama matematikte belki ekstradan bir şey de alır. Hocam bu konuda şu aklıma geldi. Bir raporda da dershaneler konusu var. Acaba Türkiye'de biliyorsunuz liselere girmek için ve özel olarak da üniversiteye girmek için dershaneler ayrı bir sektör. Neredeyse alternatif bir eğitim modeli gibi. Sizin bu dediğiniz öğrencinin eksikliklerini tamamlamada, ben bu raporu okumadım, bilmiyorum yani henüz daha okumadım. Bir destekleyici bir mahiyet arz ediyor mu ticari sektör olmanın ötesinde? Bir bu. Tabii, İkincisi tabii. De yani bu Avrupa ülkelerinde falan Türkiye'deki gibi bir üst eğitim kurumuna hazırlayan dershaneler var mı? Şimdi biz bu dershanecilik raporunu 3 hafta önce falan yayınladık. Ya 2 hafta ya 3 hafta tam hatırlayamadım şimdi. 2 hafta oluyor. 2 haftadan biraz önce. Çünkü üniversite sınavının olduğu hafta yayınladık biz onu. Şimdi orada biz şunu savunduk temel olarak. Şimdi biliyorsunuz bazı kurumlar çıkıyorlar. Ahkam kesiyorlar. İşte bu dershaneler kapatılmalı. Ondan sonra işte ya da bunlar özel okullara dönüşülmeli falan. Bu işin yine ideolojik boyutu var. Ciddi anlamda ideolojik boyutu var. Yani bu iddiaların ortaya çıkması, basında yer alması falan öyle çok şeyler değil. Yani doğal eğitimle ilgili kaygılar falan değil. Arkasında ciddi anlamda siyasi kaygılar var. Onu geçiyorum. Mesele şu. Dershaneler eğitim sisteminde nasıl bir işlev görüyorlar? Ya buna baktığımız zaman şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ya bunu Milli Eğitim söyleyemiyor ama biz söyleriz. Biz bağımsız insanlarız, dışarıdan insanlarız. Ya Milli Eğitim'in açığını kapatıyorlar dershaneler. Ya Milli Eğitim bir işi yapamıyor. Öğrenciyi olması gereken seviyeye getiremiyor. Ve bu açığı dershaneler kapatıyor. Ve insanlar da çok rasyonel bir tercih yapıyorlar. Mesela şöyle düşünün, ben çocuğumu bu dershaneciliği eleştiren kurumlardan biri olduğu için örnek verelim. Ben çocuğumu TED Koleji'ne göndermek istesem, anaokulunda 24 bin liradan başlıyor yıllık ücreti. 24 bin lira,
İşte 12 yıl okula göndereceğim. İşte belki bir 2 yıl da ana sınıfına göndereceğim. 14 yıl falan. 14 yıl işte çarpın ne kadar korkunç bir maliyet üretiyor. Ha bunun yerine ben bunu yapamıyorum. Yani ben kendim diyelim bir üniversite hocası olarak bu maliyeti kaldıramam. Yani normal ortalama bir Anadolu ailesinin böyle bir maliyeti kaldırmasının zaten imkanı yok. Mümkün değil. Ama ortalama bir Anadolu ailesi şunu yapabiliyor. Çocuğunu devlet okuluna gönderiyor. Sonra diyelim bir yıl, iki yıl, bilemediniz üç yıl dershaneye gönderiyor. Ha bunun maliyeti daha makul bir şey. Diyelim bir yıl 2000 lira veriyor. Evet. İki yıl olsa 4000 lira veriyor. Şimdi aslında baktığınız zaman ticari olarak gayet uygun bir yöntem. Yani ben işte eğer bir şekilde çalışıyorsa o yöntem, ben 4000 lira, bilemediniz 6000 lira, 7000 liraya çocuğuma iyi bir eğitim tabiri caizse satın alıyorum. Şimdi dolayısıyla burada eleştirilmesi gereken şey dershanelerin varlığı falan değil. Eğitim sisteminin eğitim yeterli. Sisteminin yeterli. Eğitim sistemi yetersiz olduğu için zaten bu kurumlara bu kadar akın oluyor. Bu bir. İkincisi şey deniyor. Efendim merkezi sınavlar var. Merkez sınavları kaldırırsak bu işler çözülür. Bu da tam bir zırva. Yani Türkiye'de merkezi sistem bütün bu son şaibelere rağmen şu ana kadar halkın gözünde en objektif sistem, en makul sistem. Şimdi düşünsenize, yani Boğaziçi kendi öğrencisini almak istese, şu salondakilerin yarısı otomatikmen herhalde... Boğaziçi'nde olan kimler var arkadaşlar, burada Boğaziçi'nde okuyanlar? Yani işte Boğaziçi kendi öğrencisini almak istese bu salondakilerin yarısı kategorik olarak herhalde elenirler. Hep yani, muhtemelen. Şimdi bu anlamda merkezi sistemlerin olumlu bir işlevi var. Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Siz hocam belki ODTÜ'ye gidemezdiniz merkezi sistem olmasa. Elbette gidemezdik yani. Yani ÖSYM ile yaptı. Siz yurt dışında nasıl gittiniz? Ben aynı, ÖSYM'nin aynı, yaptığı aynı. Sınavla gittim. Merkezi yoksa sınavla. Türkiye'de bile asistan olarak giremiyorduk doğrusu. Ben mesela DSP hükümeti sırasında 2001'de yani Bülent Ecevit başbakanken gittim. Çünkü tek bir skora baktılar. ALES, işte şimdiki evet. ALES'e baktılar. Notumuz da iyi olduğu için gittik. Sınavı kazandık, gittik. Yani eğer mülakat yapsaydılar gidemezdik yani. Yani o dönemki YÖK'ü de biliyorsunuz, işte Milli Eğitim'i de falan. Dolayısıyla şimdi mesele şu. Ya bu merkezi sınavlar olumlu bir işlev görüyorlar. Yani toplumun her kesiminden insanı devşiriyorlar. Eğitimin böyle bir işlevi olması lazım. Yani kim nereden geliyorsa gelsin bir şekilde yukarı doğru, her kademeye doğru insanların devşirilmesi lazım. Bu eğitim sisteminin başarılı olduğunu gösterir. Ha dershaneler de bu eksik kalan kısmı tamamlıyorsa burada eleştirecek bir şey yok. Bir de şunu söyleyeyim, biz Güney Kore örneğini ele aldık bu raporda. Güney Kore'de bir sürü tedbir denemişler bizdeki gibi. Bayağı dershaneye bağımlı bir sistem var. Askeri hükümet şey yapmış, kapatma kararı almış. Tamam mı? Yani insanlar bu sefer bizim illegal. Merdiven altı tabir ettiğimiz şekilde illegal bir şekilde yine devam etmişler. Türkiye'de de 12 Eylül'de darbe olduğu zaman darbeciler dershaneleri kapatalım diye karar almış. Öyle mi? Tabii. Türkiye'de de olmuş. Ama sonra özel hükümeti bir şey yapıyor. Kanun hükmünde kararname veyahut bir yasa çıkarıyor. O uygulanmıyor. Yani onlar şöyle, darbeciler şöyle diyorlar. 3 yıl içerisinde mi işte 4 yıl içerisinde mi bu kapatılacak diye bir karar alıyorlar. Fakat o 3 yıl içerisinde özel hükümetini kurup onu şey yapıyor. Yani o kararı kaldırtıyor. Yani bu tür askerler niye böyle bir şeye girişmişler onu? Ya aslında askerler şöyle. Yani askerler çok da yaygın değil 80'lerde. Askerlerin de hakkını yememek lazım. Genel olarak toplumda işlenen bir şey olduğu için bu. Hani herkes şikayetçi bundan. Sürekli medyada işleniyor. Asker de sanıyor ki yani memnun bunu kapatırsak evet yani memnun ederiz. Yani askerler bu anlamda pragmatik, öyle şey değiller. Çok marjinal tavırlar takılmazlar. Darbe sonrası askerler akıllı olurlar. Gelirler, gayet akıllı olurlar. Yani toplumda toplumda hani genel olarak kabul gören şeyler üzerinden ilerlerler. Yani o evet. Yani en azından bir takım darbeciler böyle yapıyorlar. Hani 12 Eylül bu anlamda bir örnek yani. Dolayısıyla hani dershanecilik tamam. Sıkıntılı tarafları da var. Bir sürü biz onlara da değinebiliriz. Ama mesele şu. Yani konuşulmayan şey şu. Yani herkesin kendi çocuğunu TED'e gönderecek parası yok. Dolayısıyla TED'in çıkıp işte ya bu dershaneler kapatılsın. Her yıl
İşte 2 milyar dolar çöpe atılıyor demesi, en hafif tabirle milleti salak yerine koymak. Yani kusura bakmasınlar, kimse bu kadar salak değil. Yani kimse bir kuruşunu bile çöpe atmaz. Yani düşünün, Türkiye'de dershaneye işte çocuğunu gönderen diyelim 1 milyon aile var. Yani bu 1 milyon aile her biri fert olarak, yani aptal olduğu için mi dershaneye para yatırıyorlar? Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir kurgu var mı? Bu anlamsız bir şey. Böyle bir şey olamaz yani. Bir ihtiyacı karşılık görüyor. Şimdi hocamız gayet güzel anlatıyor. Benim sorularım da var ama bir saatlik bölüm, ilk bölüm bitti. Şimdi siz değerli arkadaşlarımızın soruları bölümüne geçiyoruz. Hocamıza soru yönetmek isteyen arkadaşımız, buyurun. Siz isim ve bölümü açıklayın. İsmim Zahire, okulcu öğretmenim, Marmara Üniversitesi'nde. Milli eğitimin eksiklerini kapatıyor dedik dershane. Hani bu milli eğitimin baştan zaten kendisinin başarısızlığını kabul etmesi demek değil. Yani evet, zaten benim yok çok ciddi eksiklerim var. Nasıl olsa bunu dershanede bir şekilde takviye ediyor değil. Yani tembelliğe mi itebilir diyorsunuz? Evet, ben öyle itiyor. Zaten artık nasıl olsa dershanede bütün eksiklikler kapatılıyor. Hani bu çocuklar zaten dershanede takviye alıyorlar diye düşünüyorlar. Ve şunun da farkındayım, artık dershaneye giden öğrenci yaşımın çok ciddi anlamda düştüğünü görüyorum. Ve dershane yanında kurs diye okulların düzenlemiş olduğu bir ek gelir kaynağı da açıldı. Çocuklar artık birinci sınıftan itibaren... Oyun oynayamıyorlar değil mi? Efendim? Okul oyun oynayamıyorlar. Çocuklar bunu yaşayamıyorlar. Oyun oynamaya geçti. Artık çocukların kursa gitmeleri de çok ciddi bir ihtiyaç oldu. Hatta öğretmenler de şöyle bir fikir gelişti. Okulda yaptığımız eksiklikleri, eğitimleri, işte hafta sonu kursumuza gelirseniz bunları daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Siz zaten vermek istediğiniz şeyi o ders saat içerisinde vermeniz gerekmiyor mu? O hakkı her çocuk hak etmiyor mu? Hani kursa gelecek olan çocukların daha bir ayrıcalığı mı var? Siz öğretmen olarak bunu o süreç içerisinde vermeniz zaten gerekmiyor mu? Böyle bir ek gelirin de olduğunu düşünüyorum. Ve hani dershanecilik tamam, mutlaka katkısı vardır. Ama bunun da çok ciddi parasal anlamda bir sektöre dönüştüğünü düşünüyorum. Artık çocukların okula gitmeleri ne kadar mecburiyetse, dershaneye gitmeleri de o kadar mecburiyetmiş gibi bir şey olur yani. Bu ne kadar doğru? Ya ben sizin dediklerinizin tamamına katılıyorum. Yani bu benim dediklerim sizin dediklerinize ters değil. Ya ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani yapısal olarak milli eğitim zayıf çalıştığı için, vatandaşlar da bunu gördüğü için çocuklarını gönderiyorlar. Mesela şöyle düşünün. Ya çocuklarımızın canı çıkıyor falan diyoruz ama yine çocuklarımızı gönderiyoruz dershaneye. Niye? Çünkü biz yani görebildiğimiz kadarıyla rasyonel davranıyoruz. Çünkü diyoruz ki ya bu bir yarış. Çocuğumu ben göndermesem, yani çocuğuma biraz eziyet etmesem şimdi, yarın bir gün canı yanacak. Ya bunu herkes düşünüyor. Bir konuda çok riskli bu. Dediğinize katılıyorum. Erken yaş konusuna. Burada da milli eğitimin hatası var. Bakın, OKS'den SBS'ye geçiş olduğu zaman, yani 8. sınıftan sınavlar 6. sınıfa taşındığı zaman, ya bunu birçok kişi söyledi yani. Ya biz de söyledik. Yani bu sınavlar erken yaşa çekilmesi sıkıntılı. Artı orada başka bir sıkıntı daha var. Yani biz bu raporumuzda bunu ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz. Şimdi Türkiye'de ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı diye bir saçma uygulama var. Biliyorsunuz yani üniversite sınavına girdiğiniz zaman okulunuz, yani hatta sizin sınıfta, sizin dönemde mezun olanlar, yani sizin okul yılınız, mesela bir önceki yıl değil ya da bir sonraki yıl değil, sizin yılınızda sizin okulundan mezun olanların başarı ortalaması sizin notunuzu doğrudan etkiliyor. Ya bu takım yarışması yani. Yani siz kötü bir okula gittiniz, iyi öğrencisiniz, geçmiş olsun. İyi bir okula gittiniz, kötü öğrencisiniz, arabanızın arkasına babam sağ olsun diye yazabilirsiniz. Yani o zaman kötü okula mı gitmesi iyi hocam, iyi bir öğrenci mi? Hayır hocam, tam tersi. Tam tersi. İyi bir öğrencinin iyi okula gitmesi lazım. Şimdi şunu diyeceğim. Orta öğretim başarı puanıyla birlikte düşünüldüğü zaman bu SBS'ler, OKS'ler falan, eğitim sistemi aslında üniversite öğrenciyi 18 yaşında falan seçmiyor. Ya da 17 yaşında seçmiyordu. Daha erken yaşta seçiyor. 14 yaşında seçiyor. Ya da
SBS ile birlikte 12 yaşında seçiyor. Bu birçok riski taşıyor. Az önce anlattık ya, Türkiye'de iyi kötü eşit işleyen bir merkezi sistem mantığı vardı. Mesela şöyle düşünün, 90'lı yıllarda hangi liseye giderseniz gidin, bir de dershaneye gidin, tamam mı? Biraz da kafanız çalışıyorsa bir yeri kazanıyordunuz. Biraz da çalışma gayretiniz varsa yani. Yani biraz paranız olacak, biraz da zekanız olacak. Yani çabalarınız da oldu mu bir yeri kazanıyorsunuz. Bu şu anki sistemde zor. Niye? Çünkü sizin mezun olduğunuz okul işin içerisine giriyor. Yani oradan biraz puanınız kırılıyor. Yani yine etkisi azaltıldı. Bu 2010'da yapılan düzenleme olumlu oldu. YÖK'ün yaptığı düzenleme olumlu bir düzenleme oldu. Ama tamamen sıfırlamadı. Onun etkisi azaltıldı sadece. Dolayısıyla bu erken yaşa çekilmesi hem AUBP ile sistematik olarak ilişkili. Çünkü insanlar iyi okula çocuğunu göndermek için daha fazla yarışıyorlar. Ve bu gerçekten somut olarak bir fayda getiriyor. Ek puan getiriyor. Dolayısıyla bunun bir yeniden düzenlenmesi lazım. Fakat orada da teknik bir sıkıntı var. AUBP'nin alternatifi şu an bulunamıyor. Yani ÖSYM bunun alternatifine pek sıcak bakmıyor. YÖK alternatifine sıcak bakmıyor. Çünkü biliyor ki okullar notları şişiriyorlar. Milli Eğitim de güvenmiyor kendi notlarına. Ya Milli Eğitim çıkıp şunu demesini beklerim ben. Der ki ya sen ÖSYM olarak kim oluyorsun da benim notumu sorguluyorsun. Benim öğretmenim 5 vermişse bu 5 5'tir yani. 4 vermişse 4'tür. Yani buna inanmasa bile Milli Eğitim'in çıkıp bunu demesini beklerim ben. Milli Eğitim bunu bile söylemiyor. Kendisi açıkça diyor ki ya hocam olmaz diyor. Yani biz kaç defa görüştük, ben bir taraftan YÖK'te de çalışmalarımız olduğu için. Yani biz YÖK adına gittiğimiz zaman, onlarla görüştüğümüz zaman bakıyorsunuz onlar da diyor. Ya diyor bizim öğretmenlerimiz notları şişirirler. Dolayısıyla öğretmene bir güvensizlik var. Öğretmene güvensizlik bu AUBP'yi güçlendiriyor. Yani AUBP argümanlarını güçlendiriyor. Ağırlıklandırmayı güçlendiriyor. Ona bir formül düşünmemiz lazım. Yani sizin hepinizin düşünmesi lazım. Yani onun alternatifi ne olabilir? Yani güzel bir öneri olsa. Tamam hocam, yani bir de dezavantajlı okuldan okuyan bir öğrenci bir şekilde değişik nedenlerden dolayı dershaneye, ama yetenekli bir öğrenci orada bir şekilde başarılı olanı da cezalandırıyorsun bu, evet, yüksekle birlikte. Evet. Yani bu fırsat eşitliği açısından da daha kötü. Bir şekilde ileri olanın başına zaten başarı düzeyi düşük bir okula bir şekilde gitmiş. Adam başarılı, okul puanı değil mi? Düşük, adamı cezalandırıyorsunuz ama işte dediğiniz gibi ne formu bulunuyor. Yani ona alternatifler olması lazım. Biz bazı öneriler geliştirdik ama çok genel hatlarıyla. Mesela bu olgunluk sınavı düşünülebilir. Yani lise mezuniyeti tam notlara güvenmiyorsak o zaman lise bilgisini ölçer. Gibi. Eskiden evet. De yapılıyormuş zaten. Belki lise 1, 2, 3, 4 sonunda bir sınav olabilir falan, ama bunların da komplikasyonları var. İşte SBS'de gördük. Yani iyi niyetle getirilen bir uygulamanın kötü sonuçları olabiliyor. Dolayısıyla onu iyi öngörmek lazım. Bu kurs konusunda ise kesinlikle yine suçlu Milli Eğitim'dir. Başka hiçbir yer değildir. Yani Milli Eğitim eğer bir okulda kurs veriliyorsa açıkça diyordur ki ya benim eğitimim niteliksiz, benim eğitimim anlamsız. Ben 5 gün çocukları burada eğitiyorum ama ben sahici olmayan bir eğitim veriyorum. Ben aslında sahici eğitimi hafta sonu veriyorum, hafta sonu gelin. Yani bu işte o bahsede bahsetmiştik ya. Çocuk bizden şeyi görüyor, öğretmenden. Demek Türkiye'de hiçbir şeyi ciddi olarak yapmasak bu iş olur yani. İşte o tavrın devamı bu yani. Çocuk şöyle düşünüyor, demek ki öğretmen bana ders anlatıyor ama anlatmıyor. Yani bu ahlaki olarak da çok doğru değil yani. Evet. Dolayısıyla burada yine muhatap Milli Eğitim. Değerli arkadaşlar, ben bu sohbetten çok zevk aldığımı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzle biz başlamıştık bu sezona ilk dönem. O konulardan ve diğer özellikle eğitimci hocalarımızdan farklı konulara baktı Bekir Bey. Ben de zaten bunu bilerek tercih ettim. Çünkü tercihte neticede hangisini benimseyeceğiniz zihninizde çağrışımı yaptı. Bu size bağlı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki söyleyeyim. Şey hocam, toplantı şeyi alabilir miyim? İsteyenler dışarıda alabilir arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasın.